İkinci gün üçüncü karşılaşmasında HVA ve Fenerbahçe ekipleri karşı karşıya gelecek. Hemen hızlı bir şekilde Lucin yasaklaması gördük. Karşılığında da Bebil'in yani rulete direkt saygı yasaklaması sık sık zaten bunu izliyoruz. Çok da şaşırtıcı olmadı diyebiliriz. Yani rulete sadece burada değil şampiyonluk gününde de sık sık Evelyn yasaklaması geldiğini görüyoruz. Bu arada HVA tarafı alt koridorda nişancı tercih etmiyor. Joker orta koridordan gelme bir oyuncu olduğu için sürekli olarak onu büyücülerle görüyoruz. Cassiopeia özellikle en çok tercih ettiği şampiyonlardan bir tanesi. Karthus yine onlardan bir tanesiydi. Kendileri yasakladılar. Bakalım bu sefer de benzer bir durum olacak mı belki acaba? Değişikliklerden birazcık etkilenip o tarz bir seçime yönelir mi diyeceğim ama yani çok da tabii senin de bahsettiğin gibi ihtimaller dahilinde durmuyor. Ya yani Kays oynadı bir kere. Çok başarılı değildi açıkçası Kays'ı. Ama zaten Kays oynayıp da kazanan takım çok sık izleyemedik. Öyle de bir problem var yani. Birazcık oyuncular eskiden kalma alışkanlıklarla devam ediyorlar ama şimdi bir de Rise yasaklaması geldi ilk turun son yasaklaması olarak. HVA Gaming Akademi'den ve 1907 Fenerbahçe Espor Akademi şu anda son yasaklamasını yapacak ilk turun. Daha sonrasında Starscreen'e seçimleri devredecekler ilk seçimi yapmak için. Son 2 saniyesi ve son saniye bir Morgana yasaklaması gördük. Alt koridordan Morgan'ı görmek istemiyorlar belli ki. Bakalım Starscreen'i ilk tercihten ne yapacak? Yani bu arada karşılaşmanın önemini de ben bir tekrar hatırlatayım. Bir tarafta HVA Gaming Akademi 8'e 1 gidiyor. Diğer tarafta 1907 Fenerbahçe Espor Akademi ise 7'ye 2 ile hemen arkalarında. Eğer bunu kazanırlarsa durumu eşitle olacaklar. Eğer Fenerbahçe kazanamazsa HVA farkı açacak ve liderlik konumunda araya güzel bir mesafe çekmiş olacak. Şimdi Jace seçimi geldi. Karşısında da hemen bir Braum izledik. Only 35'in ellerinde izleyeceğiz. Onu da agresif şampiyonlar aslında oynamayı sevdiğini biliyoruz ama Robin'e de Kindred'ı veriyorlar. Yani güzel bir başlangıç. Bakalım karşılığında HVA tarafı nereye yönelecek, hangi şampiyonlara yönelecek Jace'den sonra. Jace esnek bir tercihi az önce bunu da görmüştük ama bu gelirse işte Jace'in esnekliği neredeyse bitti. Evet destek konumunda oynandığını gördük ama çok verimli değildi açıkçası. Muhtemelen köftenin ellerinde göreceğiz Gary'i. Üst koridorda da ya da alt koridorda Jace'i göreceğiz. Joker'in de oynadığı şampiyonlardan bir tanesi çünkü. Şimdi köfte burada bir Yasuo gösteriyor. Gelir mi diye bakıyorum ve Yasuo'yu seçti. Yasuo yani nereye gidecek şimdi? Alt koridorda Joker oynadı, orta koridorda köfte oynadı. Bir yandan Jace seçimimiz var. Yani bayağı karma karışık bir şey soktuk HVA Gaming. Ama benim tahminim üst koridor Jace, alt koridor Yasuo, orta koridor Galio olacaktır. Jace'de Yasuo'nun değişme ihtimali yine de var. Tabii ki o her zaman cepte karşı takımın şampiyon seçimi yasaklamasına göre görülebilir derken orada bir Sylas gösterdiler. Sonrasında burada Zoe seçimi Blue'dan geliyor ve kendisi için Zoe'yi seçti. Yani Yasuo karşısında da Zoe oynamak tabii çok kolay değil. Yani tek yeteneğiniz bir anda, tek hasar veren yeteneğiniz bir anda kesilmiş oluyor. Ama tabii Yasuo'nun da kalkanının süresi bayağı uzun olduğu için köfte hemen Zoe'yi görmez bu arada. Arındır'a çevirdi sihir darbisini. Evet. Şimdiden yaptı hazırlığını. Ormancı yasaklaması geliyor. Bir tarafta tabii kendileri ormancı seçtiği için. Diğer tarafta nişancıları ortadan kaldıracak. Bir de Kindred gibi bir ormancı seçtiler. Gayet agresif. Oyun başında da etkili olabilen bir isim. Ivern yasaklaması geldi. Yani bu takımın arkasını normalde pek görmüyoruz Ivern'ı ama muhtemelen HVA'nın çalıştığını gördüler ya da ruletin. Ivern'ı seçtiler. Diğer tarafta Urgot yasaklaması geldi. Bir saldırı gücü taşıyıcısı, bir tane de hemen üst koridora Urgot yasaklaması yaptı HVA Gaming Akademi. Şimdi Mermal ilk seçim yapıyor ikinci turda ama acaba evet yani Kaisa bundan çok sık bahsediyoruz. Yani mükemmel bir kazanma oranına sahip değil. Şampiyonu işletmeniz gerçekten onu belli bir seviyeye getirmeniz zor.
Acaba bu noktada Only 35 ve Mermal ikilisi erken oyunda neler yapabilecek? Tabii Robin'den de bayağı bir destek görmek isteyebilirler. Yani Braum'la birlikte uyumu fena değil. Ama alt kurduru kaybetme oranı, şansı diyeyim daha doğrusu, çok fazla. Tek bir şey soracağım sana. Şu sol taraftaki dörtlüye baktığın zaman ya bir insanın gözünü korkutmuyor mu? Ya Yani bilmiyorum bir ben. taşıyıcını korkutuyor. Onu Evet, ya tabii ki onun söyleyebilirim. özelinde Yani konuşuyorum yani. Zoe ya da ne bileyim. Bu arada bir de 10 tercihi geldi. Yani çok garip bir seçim yasaklama ekranı Heavy Gaming tarafında. Kimin nereye gideceği hala belli değil ama muhtemelen Kendileri bile şu 10'da, an yani belirlememiş olabilirler. muhtemelen 10'da desteğe gidecek ama Braum varken onu almak ne kadar mantıklıydı bilmiyorum. Yani evet bakalım Only 35'te son seçimi yapacak şimdi son yaklaşık 5 saniyeleri kaldı ve yani bir sayın tercihi gördük. Güzel bir seçim. Gayet de etkili olduğunu biliyoruz. Hem Ultis hem Işınlanı ile beraber özellikle rotasyonlar anlamında. Takım savaşında kitle kontrolünde tartışmaya bile gerek yok. Acaba bu şekilde mi vadiye inecekler? Galiba böyle inecekler. Galio'yu destekte gördüğümüzü söylemiştik ama yani Çok sık da değil. artı çok da iyi değil. Yani sıklığı da geçtim, iyi değil Galio destek bence. Ama Galio'yu desteği yollama tercihinde bulundular. Ve liderlik yarışı için birazdan vadiye iniyor olacağız. Takımlarımız hazır. Biz de hazırız. Ve haftanın en önemli karşılaşması liderlik yarışında liderin belirleneceği veya eşitleneceği karşılaşma başlıyor. HVA Gaming Akademi 1907 Fenerbahçe Espor Akademi karşısında olacak. Hemen şöyle hızlı şekilde HVA'dan klasik bir dizilim izliyoruz. Diğer taraftaysa Only 35'in üst koridorda kırmızı güçlendirmeye doğru takım arkadaşlarıyla beraber yöneldiğini söyleyelim. Bu noktada olası bir orman baskınına karşı bayağı hazırlıklılar. Alt koridorda da mavi ormanda şöyle bir görüşü aldı Fenerbahçe ekibi. Tekrar pozisyonlarına doğru geçecekler. Şöyle baktığımda değişik diyebileceğim bir başlangıç eşyası yok açıkçası. Ve yine alt koridorda Joker'i nişancı dışında bir şampiyonla görüyoruz. Bunu da tekrar edelim. Onun ne yapacağı merak konusu tekrardan. Evet, şimdi güzel bir oyun sergilemesi gerekecek onun da. Normal şöyle bir rakibi dürtmek istiyor ama burada Joker'den bir patlama geldi. Hasar vermeyi başaramıyor. Ve oradaki totemi de kıramadı. Şok patlamasını kullandığı için. Hızlı şekilde bunun avantajını kullanmak isteyecekler. Güzel bir hasar çıktı burada. Yani tabii. Ben bayağı güzel hasar verdi karşılık olarak. Geri dönüşünde aldılar. Çok da sıkıntı çıkmadı. O buz yanı sıkıntıya sokabilirdi açıkçası Joker'i. Nidai Wood'un da Galio performansını ben merak ediyorum açıkçası. Ona da bayağı bir iş düşüyor. Çünkü yani orta koridorda Galio izlediğimiz zaman derken bu noktada Cüce Starscream'e güzel bir gözdağı verdi diyebiliriz. Bu arada Cüce de çok iyi bir Ornn oyuncusu. O yüzden Ornn'a karşı nasıl oynanacağını da eminim ki çok iyi biliyordur. Ve bunu da şu anda burada bizlere gösteriyor. Yarı canını almayı başardı. İksirinden bir yudum içiriyor ona. Sen şöyle bir kendine gel. Toparlan dedi. Diğer tarafta ruletse bütün ormanın temizleme yoluna gidiyor ve ormanını temizlemeye çalışacak. 6. seviyeye ulaşmaya çalışacak olabildiğince hızlı. Onun işi biraz daha 6. seviyeden sonra açıkçası. Evet. Özellikle takımında da kitle kontrol olmadığı için 6. seviyeden önce baskın atması çok çok zor. Yani normalde orta koridorda Galio izliyor olsaydık
Nocturne'le beraber yan koridorları paramparça ettiğini görebilirdik rotasyonlar ve ultiler sayesinde. Ama şimdi acaba destekte benzer performans sergilemek isteyecekler mi? Çünkü Joker'i yalnız bırakmış olacaklar. Starscream tabi durdurulamaz olduğu için Juju onu havaya fırlatmayı başaramadı. O da mana havuzunun neredeyse tamamını kullanmış durumda diyebiliriz. O da iksirinden bir yudum alıyor. Ornn'un da harlı ateş yeteneği yani ikinci kez değişti tekrardan. Eski halinde biraz daha benzedi ama bu sefer kalkan almıyor. Ama durdurulamıyor bu yeteneği kullanırken. Şu anda fena durumda değil. Burada işlerken, eşya işlerken hasar aldığı için eşyayı işleyemediğini gördük. Şimdi çalıda başladı eşyayı işlemeye ama bu sefer de kendi bıraktı. Yanlış görmedin çok sen. Çok acelesi yok diyor sanırım. Evet. Biraz zaman alıyor çünkü o eşyayı işlemesi. Yani evet. Rakip de tabii çok fazla izin vermiyor. Burada Joker minyonları biçmek isteyince hemen Mermal'dan karşılığı geldi. 40 altınlık vurdu. Çok fazla hasar verdi burada Cüce. Starscream'in canı bayağı bir az. Burada minyonlardan aldığı hasar hiç umursamıyor Cüce. Ve takaslar da gerçekten mükemmel iş çıkarttı. Cüce şu ana kadar üst koridoru gayet iyi oynuyor. Şu an onun adına tek sıkıntı minyonlarda farkı açamamış olması olabilir. O da birazdan artık musibet iksiri de bittiği için yavaş yavaş başlayacaktır diye düşünüyorum. Orta koridorda da köfte ve blue arasında iki eşyaya kadar Zoe çok avantajlı bu koridorda bu arada. Evet, yeteneklerinin bir kısmını engelleyebiliyor ama kötü pozisyona sokmadığınız sürece kendinize uyku baloncuğunu tutturmayı başardı. Ama hasar verecek mi diye bakıyorum. Evet, köftenin üzerinde çok güzel bir hasar çıkarttı. Rulet de oraya doğru yaklaşacaktı ama blue yetenekten sıyrılmayı başardığı için devamını getirmek istemediler. Ve burada geri dönmek zorunda kalıyor. Joker ışınlarını kullanıp geri dönecek. Bir tane de yük aldığını gördük bu arada Robin'in. Üst koridora bir baskı deneyecek ama oradaki totem Starscream'e gösterdi Robin'i. Robin'i görer görmez Starscream bir adım geriye çıktı. Cüce ise üst koridorda ittirmeye devam ediyor. Minyon farkında ufak da olsa açmış durumda. Yavaş yavaş o zamanlar. Yalnız bu takası Starscream güzel bir şekilde kazandı. Cüce'ye de ufak bir karşılık verdi. Ya şöyle minyon farklarına baktığında orta koridorda 15 minyon kadar açılmış fark. Ya bu dakikalar için inanılmaz fazla. Ya evet. Oraya 6. seviyeden sonra ciddi bir yardım gerekiyor ama sıçrası olan Zoe'yi yakalamak da çok mümkün değil. Koridorda tabi mümkün olduğunca agresif bir koridor sergiliyor iki tarafta ama ormancılar gelmediği için henüz skor potansiyeli çok da yok. Cüce ya ben şu ana kadar herhangi bir tarafın musibet iksiri içmediği bir an şu anda hatırlamıyorum. Az önce Starscream içmişti, şimdi tekrar Cüce içti. Birazdan büyük ihtimalle yine Starscream'in içtiğini göreceğiz. Ve geri dönmeden bir eşya ekledi çantasına Starscream tekrardan. En büyük avantajı Ornn'un bu koridor aşamasında. Geri dönmeye çok ihtiyacınız olmuyor. Ciddi bir vakit sağlıyor size bakalım. Mermon çok çok agresif, onun üzerinde bir şok patlaması geldi. Karşılığını verecek ve takastan avantajlı çıkan isim Mermon. Burada Braum'un nerede olduğunu bilmediği için bu takası zorlamadı. Zorlayabileceği bir takastı normalde Joker'in. Yani riske gerek olmayan bir oyun sonuçta. Şimdilik bu takasları kazanıyor olması onun adına yeterli olacak. Bakalım 10-35'in üzerinde bu sefer bir şok patlaması ve yerler geldi. Rulet 6. seviye artık yavaş yavaş. Rulet de 6. seviye. Evet, bir aksiyon bekleyebiliriz derken Cüce orada uyuşan isim ve hemen arındırını kullanıyor. Düzeltiyorum, köfte uyuşan isim arındırını kullanıyor. Cüce'den de burada güzel bir aslında koridor gezisi gördük. Evet. Arındırı kazandı. Üst koridorda yapacak bir şeyim yok. Aynen öyle. Üst koridordaki minyon dalgasına da yetişecek gibi duruyor. Benzer bir şeyi Ornn da yapabilir bu arada. Yasuo ile iyi bir uyumları da var. Yasuo
Ornn ultisini ulti atabiliyor. Yaptırayım. Burada Robin aldı. Ve yani yüklerini de aldığı için çok çok önemliydi onun adına. Yani burada Jullet'in biraz daha erken gelmesi gerekiyordu o noktaya doğru ama o da şu anda kırmızı güçlendirmesinde. Şu anda 2 yükü var bu arada Kindred'in. 2 yük sonra ilk güç patlamasını yaşayacak Kindred. Evet, o da çok zorlanmayacak gibi gözüküyor şimdilik. Ya Nocturne Kindred'le savaşabilecek bir ormancı değil erken safhalarda. 6. seviyeden sonra işler biraz değişebilir onun adına. Ki o seviyelerde geldi ama o seviyeye kadar 2 yük almayı başardı Robin. Yani Robin'in atacağı bir karşı baskında da hani ultisiyle beraber çok rahat şekilde takım arkadaşlarını kurtarma şansı var ama yani Roulette'in buna dikkat etmesi lazım. Mümkün olduğunca Robin'in konumunu iyi analiz edip buna göre baskınlarını oynaması gerekiyor. Şimdi Blue burada şöyle bir dürttü, kalkanını almayı başardı köftenin. O da fazla riske girmeden önce mümkün olduğunca kordonu itip daha sonrasında bu artan minyon farkını daha da açmaya çalışacak. Artık o takaslar iyice azaldı. İki tarafta minyon kamplarını biçiyor. Robin burada bulut ejderine başladı ama her ne kadar takım arkadaşları gelse bile hiç riske atmak istemedi. Fenerbahçe ekibi acaba bırakacak mı diye bakıyorum. Evet, Robin'in canı az olduğu için hiç riske atmıyorlar. Bedava bırakmak bir ejder. Bırakmak zorunda kaldılar. Evet, Gaming Akademi'ye gidiyor. Yani Robin ciddi anlamda can kaybetti. Blue orta koridorda yok. Koridoruna geri dönmeye çalışıyordu. Yani Robin'in hatası aslında köfte bu. Köfte burada çok çok agresif. Görüşü de kısıtlı. Nocturne ultisi geliyor. Orada karanlık el gelir mi diye bakıyorum. Sıçrayla beraber çıkmayı başardı. Üzerindeki tutuştur. Yeterli olmayacak. Bir can. Bir can ve... Yani neredeyse güzel bir baskından bir anda faciaya dönüşecekti. Biraz fazla agresif devam ettiler. Ya köfte ultisini kullanamadı. Köfte ultisini kullanabilmiş olsaydı çok rahat bir skordu ama... İşte köftenin ultisini aktif edebilecek çok fazla yetenekleri yok. Asıl problemi orada yaşayacaklar gibi duruyor. Ya belki güzel bir Galio ultisi ama o da çok sık gördüğümüz bir şey değil. Ya o da aslında Galio'ya bağlı değil, biraz rakiplerine bağlı. Evet. Eli Wood. Burada sözünü bölmek durumundayım. Erken yakalandı. Orada meydan yükü de biriktikten sonra şimdi bir de Braum ultisi geliyor ama çıkmayı başaracak. Karşılığında da tutuşturunu almayı başardı. Her ne kadar sıçrasını kullanmış olsa bile Elihud. Bakalım Robin burada ruleti kovalıyor. Orada güzel şekilde yolunu kapattı ama Robin başka şeylerin hesabında. Şimdi bir onun ultisi geldi. Starscream çok zor pozisyonda bırakabilir Robin'i. Ultisini kullanıyor. Köfte doğruya doğru yaklaştı. Çıkışlarını kapatmak isteyecek. Köfte ultiyle içeriye doğru devam ediyor. İlk kanın 400 altının sahibi olacak. Cücenin de düştüğünü göreceğiz. Onun skoru da rulete gidiyor ve HVA Gaming Akademi 2 skorla oyunun açılışını yaptı. Burada bir yük uğruna aslında iki tane skor vermiş oldular. Ormancı ve üst koridor ikilisi. Bir tanesi Yasuo'ya gitti. Çok kötü durumdaydı. Aradaki minyon farkı almış başını gidiyordu. Diğeri ise Nocturne'a gitti. Nocturne'un da erken safhalarda güçlenmesi aslında onlar adına önemli noktalardan bir tanesi. İki skor, bir yük karşılığında gayet kabul edilebilir bir takas. HVA Akademi tarafında. Eminim ki bu takası her seferinde kabul edeceklerdir. Ben de sana katılıyorum. Ve şimdi orada ışınlarını da koridoruna kullanmak durumunda kaldı Cüce tabii orada skorda verdiği için. Oo, bizim görmediğimiz noktada da bir vadinin alameti. Altın farkı ne kadar çok fazla açılmamış olsa bile alamet ve skor baskısıyla beraber iyi bir avantaj elde etti. Dördüncü de geldi böylelikle Robin'e. Artık biraz daha dikkatli güçlü olması gerekiyor rakiplerinin. Aynen, biraz daha güçlü. Evet, ufak bir güç patlaması ama bunu nasıl kullanacağı çok önemli olacak. Burada 160 altında Murmal'a gidecek. O da hemen koridoru itip kuleden altınlarını aldıktan sonra üstüne doğru dönecek. Tabii Blue hala aynı olması gereken ve koridor itmeye dayalı oyuna devam ediyor. Köftenin üzerinde yani kalkan olmasına rağmen çok büyük hasar. Bir de kalkanı olmasaydı. Bu arada tabii değişen eşyalarla birlikte Yasuo'nun da eşya düzeni biraz değişti. Ondan da bahsetmek gerekiyor.
artık çok fazla hayalet dansçı alındığını görmüyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi hem statikle birlikte koridoru ittirebiliyor hem de hayalet dansçıya eklenen yeni kalkan özelliği Yasuo'nun defansif bir eşya almasını engelliyor. Çünkü aynı nasıl diyeyim, özel pasif olduğu için bu arada. Sözünü bölmek durumundayım çünkü Nocturne bu sefer sıçrası olmadığı bildiği Blue'nun üstüne gidecek ama bu sefer de kendini altına çevirdiği için kurtulmayı başarıyor ve Elaywood'un üzerinde meydanda ayağı yükleri birikti. Şimdi bir kez daha aynı senaryoyu izliyoruz. Bir Ra multisi daha, bu sefer yeterli. Sıçrası olmayan Elaywood düşen isim olacak. Diğer tarafta sersenliğe isim Joker ve onun da sıçrasını almayı başarıyorlar. Ben bu da onlar adına bir kule altını daha demek olacak. Aynen öyle. Ekstrada bir skor aldılar. Bu arada mahvolmuş. Oo, çift ışından geldi. Arka taraftaki ışınlarını görmedi mi diye bakıyorum. Galiba farkına varmadılar. Starscream orada. Onni 35'i her ne kadar zıplatmayı başarsa bile Murmur sıçrasıyla beraber geriye çekilen isim kovalamaya devam ediyor. Joker, Roulette ve Starscream üçlüsü. Diğer taraftan Blue'nun yapabileceği çok fazla bir şey yok. Robin'e bakıyorum. Ultisini şimdi hemen kullandı. Çok güzel ultiydi bu arada. Robin'in evet, yani kullandığı ulti. Son saniyeye kadar bekletti, riske atmak istemedi ama işte vadinin alameti erken alınan avantajını gösteriyor. Yalnız kule barikatları düştüğü için ekstra altın alamayacaklar. İlk kule altınını alacaklar sadece. Burada HVA oyuncuları ilk kulenin altına geldi. Alameti de orada bırakacaklar. Orta koridorda ise Köfte ile Elaywood burada kuşatmaya devam ediyor. Ama dikkatli olmaları gerekebilir derken geri çıktılar. Ben Yasuo eşya düzeninden bahsediyorum. Statiğin alınma sebebi... Özel pasifler. Özel pasif. Yeni Hayalet Dansı'nın özel pasifi sizin stara kaldığınızda ikisinden birinin çalışmamasına sebebiyet veriyor. Bu yüzden de eşya düzeni statik üzerine alınacaksa, sterak alınmayacaksa ya da almak istemiyorsanız Hayalet Dansı değil. Ebedi Kılıç ve sonrasında sterak. Stera her türlü alıyor çünkü ya sol oyuncular. Almak zorunda kalıyor. Hem can hem verdiği kalkandan dolayı. Yani Stera'yı alabilmek için o özel pasifler çakışmasın diye Hayalet Dansçı'dan vazgeçmiş durumdalar. Geneli böyle oynuyor diyeyim daha doğrusu. Diğer tarafta Murmel de pek alışkın olmadığımız bir eşya düzenine gidiyor. Mahvolmuş Kral'ın kılıcıyla başladı. Yani Kayısı üzerinde zaten çok gördüğümüz bir eşya değildi. Ama bu eşleşmede ilk eşya olarak tercih etmiş Murmel. Yani biraz daha can çalmak istiyor sanırım. Ama ya karşı takımın tabii tanklığı da söz konusu. Yine de ne kadar işine yarayacak sorgulanır bakalım. Ruletin üzerinde şimdi dördüncü yük de gelecek mi diye bakıyorum. Tekrar bir ulti geldi. Elaywood orada sadece only 35'i kışkırtmayı başarıyor. Savaş yerleri yeterli olmayacak. Starscreen'den ulti geldi. 3 kişi havaya fırlatmayı başardı ama sadece birisine ulti geliyor. Diğer tarafta Elaywood ultisiyle takım arkadaşının üstüne doğru gidecek. Birazcık defansif de değil, agresif de değil. Öylesine atılmış bir ulti oldu tabii. Bir skor çıkartmayı başardı burada Fenerbahçe ekibi. Karşılığında da bir skor verdiler. Diğer taraftan ama Cüce de alt koridordan kuleyi aldı. Birebir de kule takası oldu. Bu pozisyonlar sonucunda çok güzel bir ulti gördük Starscreen'den. Köfte yanlış hedef seçti ultiyi atarken. Arkada iki kişi vardı, onları tutmayı deneyebilirdi ama garanti oynadı. Kendini riske atmadı ve bir tane skorla buradan çıkmayı başardılar. Orada yarım saniye daha beklese senin de dediğin gibi daha belki farklı bir senaryo izleyecektik. Ama o da 2-0-1. Yani gayet iyi durumda. Şu anda 140 milyonu var. Milyon anlamında bir tık geriye düşmüş olsa bile bunu aldığı skorlarla beraber kapatmayı başarıyor. 6200 altını mevcut. Karşı tarafta da 6500. Yani yaklaşık 250-300 altınlık bir fark. Burada kulenin etkisini de söylemek lazım ve burada uykuya dalan isim Elaywood. Zoe'dan ona tatlı rüyalar gelmeyecek. Diğer tarafta Robin de rakip ormana girdi. Şu ana kadar hiç istediği bir performans sergilemiyor açıkçası Robin. Roulette de iki ultisinden skor alamadı. Bir tane ultisinde defansif kullanmak zorunda kaldı ama sonuç olarak 1-1-1 bir durumda Roulette. Orada minyon dalgalarını temizlemeye çalışıyor Fenerbahçe Akademi ekibi.
İlk eşyalar yavaştan bitti. Şöyle bakıyorum. İkinci eşyaya yaklaşmış bir Joker var. İkinci eşyadan sonra bayağı kuvvetli bir haline gelecek. Bir şok patlaması bu arada maksimum mesafeden. Bir tane daha işte eşya tamamladım. O şok patlamaları daha da üzecek. Rakip oyuncuları çünkü tank diyebileceğimiz tek bir isim var. O da savaşları şu an için gelmiyor zaten Cüce. Cüce'nin yaptığı bu arada donmuş yürek tercihiydi açıkçası. Rakip takım için çok çok iyi bir tercih. Nocturne saldırı hızına ihtiyaç duyan bir şampiyon. Yasuo saldırı hızı odaklı bir şampiyon. O yüzden bu donmuş yürekte bayağı iş yapacak takım savaşlarında. Bu sefer de üst koridor tarafında şöyle bir denemeler geliyor. Yani Blue görmeden attı. Evet, kırmızı güçlendirmesini aldı. Ya, oyunun ilerleyen safhalarında acaba köfteye vermek isteyebilirler mi diye düşünüyorum. Veya belki Joker'e... köfte de göreceğiz zaten oyunun ilerleyen safhalarında. Joker'in çok bir işine yaramayacak açıkçası. Ya köfte ya rulet alacaktır o kırmızı güçlendirmeyi. Ben de köftede çok daha etkili olabileceğini düşünüyorum. İyisini bitirmek üzere Starscreen alt koridoru ittirdikten sonra şöyle tekrar nehre doğru yöneldi. Orta koridordaki bu yarı canlı kuleyi HVA ekibi zorlamak istiyor. Şu anda 4 kişiler orada. Blue tek başına savunabilecek olmadığı için hemen takım arkadaşları yardımına geldi ama birazcık geç kalmış olabilirler mi diye bakıyorum. Hayır. Güzel kalkan orada. Evet. O kalkan ruletin canını kaybetmesini engelledi diyebiliriz. %30'lara falan düşecekti bir anda rulet. Tabi kuşatma yapması da zor bu kompozisyon çünkü menzil dezavantajı çok fazla. Tek menzilli şampiyonları var Jayce. Ve o da belli bir yere kadar özellikle şok patlaması bittikten sonra çok mükemmel bir uzaklığa vuramadığını söylemek lazım. Şimdi Fenerbahçe ekibi orta koridor çevresindeki baskıyı sürdürmek istiyor. Daha doğrusu tekrar gelirse diye karşılamak istiyor. Joker de burada yomusunu kullandı. Hiç riske atmadan hızlı şekilde geriye çekildi ama tekrar üst koridora doğru hareketlendiğini görüyorum. Burada Mermal'ı birebir de almak isteyebilir. Güzel bir şok patlaması sonrasında belki skoru kovalayacak. Sıçrayla beraber çok çok agresif oyun. Mermal'ın ne şifasını almayı başarabildi ne sıçrasını almayı başarabildi. Yani böyle bir takas çok da isteyeceği bir şey değildi şu anda onun. Anlık hasarına güvendi burada. Evet. Bir anda düşürebileceğini düşündü ama Mermal'ın kullandığı işte o kalkan, ultisinin kalkanı hem pozisyonunu değiştirmesine hem de hasar yememesine sebep oldu ve botlarına da dikkat çekmek istiyorum Mermal'ın bu arada. Evet. Yani ninja tabilerini aldı o da. Tabii bu kadar fazla saldırı gücü odaklı bir kompozisyon olunca karşıda gayet normal. Ya baktığım zaman 3 tane ninja tabibisi var. Burada Braum'un almadığını görüyoruz. Haritada biraz daha rahat dolaşmak adına yazgın çizmesi almış. Ondan da almasını beklerdim açıkçası. Ya ben 5 tane daha alsalar açıkçası hiç şaşırmazdım. Mantıklı olurdu. İkinci eşya Zhonya geldi. Blue tarafından. Hem bu kadar fazla üzerine gelebilecek şampiyon varken hem de bu kadar saldırı gücü odaklı bir takım varken çok mantıklı bir eşya. Tabi buna en çok sevinen, saldırı gücü odaklı takım olmasına en çok sevinen isim de Cüce. Yani kesinlikle Cüce. Gelin vurun diyecek belli bir yerden aynen sonra. Aynen öyle. Şimdi orada Elivewood'u uyuşturmayı başarıyorlar ama ileriye doğru atılacak. Burada takım arkadaşı Köfte duvarı sayesinde hasar almamasını sağlıyor. İşte böyle bir avantajı var ya sonunda. Uygulamalı olarak çok rahat şekilde görebiliyoruz. Tamamen takım savaşlarında zamanlamayı iyi ayarlamaları gerekecek. Normal üst koridordaki minyonları alıp şimdi biraz daha ufak açılan farkı kapatacak ve Guinsos'unu da yavaş yavaş bitirmeye yaklaşıyor. Yani çok garip bir eşya düzeni olacak Normal tarafından. Bayağı saldırı gücü odaklı bir eşya düzeni olacak. Bunu yapmasının muhtemelen ama ana sebebi o E güçlendirmesini alabilmek mahvolmuş kralın kılıcından gelen saldırı hızıyla birlikte. Yoksa çok gecikecekti. Güçlendirme.
buradan baskıyı kurmaya çalışıyorlar. Şu anda beşledi Fenerbahçe. Akademi ekibi orta koridoru ittirdikten sonra hemen geriye doğru çıkıyorlar. Onlar da hiçbir şekilde yani çok avantajlı olmadıkları sürece savaş istemiyor gibi gözüküyor. Burada Blue'nun üstünde tutan bir şok patlaması var ama. Ya onlar Kaysa'nın güçlenmesini bekliyorlar. Kaysa güçlendiği sürece çok bir problemleri yok. Oyun sonunda gayet kuvvetli bir kompozisyona sahipler. Yani bugün 24. dakikada biten maçlar izlemiştik. Şu anda dakika 23.30 ve sadece 3 tane kule alınmış durumda. 6 tane skor var. Yani iki takım da maçın ne kadar kritik olduğunun ve ne kadar aslında önemli bir maç olduğunun bilincinde, bunun farkında şekilde oynuyor. Ya bu arada tabii 14. seviye geldiği için oradan 2 tane kendi eşyasını güçlendirdi. Yasuo'nun ebedi kılıcı güçlendi. Diğer eşyalar da güçlenecek. En sevilen dakikaları oranın. Bedavaya güçlendirme alıyorsunuz eşyalarınıza. Yani evet. Ki yani azımsanamayacak kadar fazla veriyor aslında güçlendirmeyi. Bedavaya olduğu için söylüyorum bunu. Bedavaya ne verirlerse versin zaten. Bedavaya 5 saldırı gücü versen sen yani, kar kardır. Kar kardır kesinlikle öyle. Ruletin de bu arada... Yani koruyucu meleğinin olduğunu hatırlatalım. Çok daha rahat şekilde içeriye doğru girecek. Bir de yanına kronometresi var. Onu öldürmek bayağı bir zor olacak. Ya kronometre 600 altın. Ama yani o kadar ama etkili ki. Aynen öyle. 600 altın ama bir kere kullanıyorsunuz. Evet. Ona bile değiyor çoğu zaman. Çünkü bu dakikalarda kazanılacak bir tane takım savaşı demek. O kronometrenin yaratacağı fark demek baron anlamına geliyor. Ve 600 altın hiçbir şey o baronun yanında. O yüzden de çoğunlukla oyuncuların az önceki maçta gördük aslında. Mayhem'de Zonya'sı varken kronometreyi tekrar satın almıştı. Çokça tercih ettiğini, özellikle bu dakikalarda 600 altınlık yatırım yaptığını görüyoruz oyuncuların. Size ekstra bir şey vermiyor. Ekstra bir saldırı gücü, can vermiyor. Ama 2,5 saniye size hayatta tutması takım savaşının kaderini değiştirebiliyor. De rakibi çok beklenmedik pozisyonlara sokabiliyorsunuz. Bu noktada dikkatli olmaları lazım. İlahi Utaj yakalanır mı diye bakıyorum. Hayır. Sersemletme gelmeyecek orada. Meydan dayağı yüklerini biriktiremedi. Aktif hale getiremedi şimdi burada. Blue'nun da gelmesiyle beraber devam ederler diyecektim ki tekrar Fenerbahçe ekibi geriye çekiliyor. Yani o kadar sabırlı ve o kadar taktiksel oynuyorlar ki. Şimdi burada kısıtlama geldi görüşler konusunda. Rulet içeriye doğru çok çok agresif geldi. Şimdi Galio'dan da bir ulti görüyoruz ama sadece Cüce'yi havaya fırlatmayı başaracak. O da sıçrasıyla dışarıya doğru Cüce çıkıyor. Bakıyorum ve gayet güzel bir oyun çıkartacak burada Fenerbahçe ekibi. Only 35'in orada gidecekler. Mükemmel hasar geldi burada. Köfte oyunu paramparça edecekti ama kendisi paramparça olan isim. Mermal çok agresif. İçeriye doğru devam ediyor. Starscreen uyuştu. Ona kovalamaya devam ederlerken önce Rulet skorunu alabilirler. Önce Rulet skoru geldi. Şimdi Starscreen de düşüyor. Arka tarafta Joker çıkmaya çalışacak. Son bir şok patlaması. Only 35'i düşürmeyi başaramadı ve ya Fenerbahçe ekibi o pozisyondan mükemmel çıktı. Yani bir anda takım savaşı geri mi dönüyor diyorduk. Kazanıyor mu diyorduk. Ama işte hasar yetmedi ve savaşı kazanmayı başardı burada 1907 Fenerbahçe Akademi tarafı. Yani çok kritik noktalar var bu takım savaşında. Cüce'nin Ornn ultisini durdurması gibi. Cüce'nin orada takım savaşının başlangıcında 3 kişiyi havaya kaldırması gibi. Sonrasında 14 kişilik bir havaya kaldırma efekti uyguladı. Ona rağmen ama takım savaşını kazanamadılar. Hakikaten muazzam bir takım savaşı izledik. Ya Baron. Bir de üzerine Baron. Ben Baron diyeyim bırakayım. Yani ama bahsetmiştik az önce. Bu dakikalarda kazanılacak bir takım savaşı demek Baron anlamına geliyor diye. Bunun çok net bir örneğini bir iki dakika içinde gösterdi bize Fenerbahçe Akademi. Ben köfte ultisinden sonra Fenerbahçe ekibi dağılacak diye düşünmüştüm. Çünkü çok fazla yapabilecekleri bir şey yoktu. Belki orada Elijah'ın ultisi erken kullanılmamış olsa daha toparlanabilirlerdi. Ama işte şimdi Fenerbahçe bu baron avantajıyla beraber orta koridora doğru hızlı şekilde baskıyı kuruyor. Onlar bekledikleri savaşı aldılar. Her ne kadar altın farkında mükemmel bir fark açmamış olsalar bile sadece 1000 altınlık bir fark söz konusu. Hiç baron güçlendirmesiyle şimdi bunu biraz daha kendi lehlerine çevirmek isteyecekler.
Yuda sürekli o duvarlardan bir uyku baloncuğu denemesinde. Yani bu arada Murmur'da 3-1-3 oynuyor. Eğer az önceki mentalitelerini koruyup gereksiz agresiflik yapmazlarsa rahat rahat burada biner altın toplayacaklar kulelerden. Orta koridorun ikinci kulesini de aldıktan sonra hemen orada okyanus ejderine doğru yöneldiler. Hızlı bir ejder olacak onlar için. Üst koridoru ittirecek. O arada tekrardan toplanacaklar. Ama orta koridor kulesini vermemeleri lazım. Evet. Vermiyorlar. Arka tarafı ışından geldi. Cücenin konumu şu anda mükemmel diyebiliriz. Orada saçar tohuma gitmelerine izin vermemesi gerekiyor. Galioitsi takım arkadaşını hayatta tutacak mı diye bakıyorum. Joker çıkan isim rulet ama işte. Diğer tarafta rulet için aynısını söylemek mümkün değil. Cüce mükemmel bir hasar tanklıyor. İki kişiyi havaya fırlatmayı başardı o noktada. Ultiler geliyor. Robin de ultisini kullandı. Murmur bu noktada köfte skorunun sahibi olacak. Diğer tarafta Joker ise Murmur'u düşürmeyi başaran isim ve Fenerbahçe bu savaşı da paramparça ediyor. Starscreen skorunu da Blue'ya verecekler. Bir anda inhibitörün bile düştüğünü görebiliriz. 3'e 1'lik bir takas. Fenerbahçe ekibi 2 tane savaşı, Baron'u ve yani mükemmel bir oyun sergiliyorlar. Tebrik etmek lazım. Yani baktığımız zaman bir tarafta Cüce rakip takımın içinde kaldı. Diğer tarafta Rulet. Tanklıklara baktığımızda Rulet 2 saniyede falan düşerken Cüce takım savaşından neredeyse full canlı çıktı şu an görüyoruz yani. Canı donuyor yavaş yavaş okyanus ejderinin etkisiyle birlikte. Yine Cüce'nin başlattığı, Cüce'nin kararını verdiği muhtemelen bir savaş. Ve onu takip eden 1907 Fenerbahçe ekibi Kindred ultisi çok kritik yerde geldi. Kindred ultisi yine takım savaşını değiştiren... Kötü Kindred ultisi izlemedik zaten. Evet, takım savaşını değiştiren ultilerden bir tanesi oldu açıkçası. Yani HVA takımının bence şu anda yani Murmur'dan çok bir ruleti durdurması gerekiyor kazanabilmek adına. Ruletin çok fazla agresif oynadığını görüyoruz. Takım savaşlarında birazcık fazla özgüvenli bir oyun. Şimdi köfte de alt koridoru ittirdi, geriye doğru çekilecek. Orta koridor inhibitöründen sonra yani üst koridor kulesi rahat bir bina altın olacak Fenerbahçe ekibi için. Baron güçlendirmelerinin de bittiğini tekrar hatırlatalım. Bir sonraki savaşta Baron güçlendirmesi olmayacak. Orada hemen pembe totemi temizleyecekler. 30 altın cüceye gidiyor. Şöyle bir görüş kontrolü geldi. Riskli bir hareket yapmak istemiyorlar. Avantaj onlardan yana. Kulenin altında normalde bıraktılar. Güzel bir pozisyonları var. Blue acaba uykuya daldırmayı başarabilir mi? Rulet evet, uyuşturduğu işim, isim rulet ama yani hasar gelmeyecek. Çok fazla bir devam hasarı. O derken Livewood'u da burada uyuşturmayı başarıyor. Yani şey yapmasına gerek yok. Uyku baloncuğundan sonra hasar vermesine gerek yok. Uyku baloncuğu yediği anda kuleyi savunmaktan geri çekilmeye çalışıyor. Fazlasıyla yeterli oluyor zaten. Yine benzer bir durum. Uyku baloncuğu geldi. Geri çıkmak zorunda. Üst koridorda inhibitor kulesine baskıyı mükemmel şekilde kuruyorlar. Rahat bir inhibitor kulesi ve devamında da yüksek ihtimalle inhibitoru almayı başaracaklar. Rulet arka taraftan yine ultisini kullandı. Yine içeriye doğru agresif şekilde devam ediyor. Galio ultisi Cüce sadece Cüce'nin üstünde. Cüce tek başına 4 kişiyi tanklamaya devam ederken arka tarafta düşen isim Elaywood olacak. Önce Starscreen'i alacaklar. Daha sonrasında inhibitöre doğru yönelecekler ve Fenerbahçe ekibi dakika 31 civarlarında 2 tane inhibitörü aldı. Cüce kefareti bile almıyor. Bakar mısın? Yani bir de üzerine Nexus kulelerine devam ediyorlar. Çok çok iyi bir oyun. Ya Galio desteğinde bu arada tamamen alt koridor baskısını kaybettirdiğini gördük bu maç üzerinde. Ve 1907 Fenerbahçe'nin akademi takımı karşılaşmayı kazanmaya doğru gidiyor. Ve ligin tepesine ortak oluyorlar diyebiliriz. Yani rulet devam ediyor ama çok da yeterli olmayacak. 10-35 şöyle bir buz yanığı zorladı. Diğer tarafta köfte düşüyor ve HVA için işler kötüye giderken maçın galibi Fenerbahçe Akademi.